9. fıkrası. Bununla ilgili yapılan yönetmelik değişikliği, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 19. maddesi yeniden düzenlendi. Uygulama kapsamı tamamen genişletildi. Alkollü içki sektöründe tescilli markaların hiçbirinin güvenliği kalmadı. Ve Türk TAPDK Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu 500 firmanın 500 markanın şu anda değişik firmalara ait markalarını kullanmamasını bu yasal düzenlemelere dayanarak istedi. Ve dava sürecini yaşamaktayız. Bu uygulama her iki konuşmacımızın da bu marka hukukununla ilgili yasal düzenlemelerin farklı kanunlarda yapılmasının doğuracağı sıkıntılar uluslararası boyutu ve iç hukuk düzeninde neler olabilir? Teşekkür ederim. TAPDK ile ilgili çalışmalarda biz toplantı yapmıştık da belki yardımcı olur arkadaşlara bir etkinlik yapabilirsek. Ben avukat Umut Karaca, Türk Patent Enstitüsü avukatlarından. Belirtilen düzenlemelerle ilgili bir toplantı yaptık TAPDK ile. Orada temel vardığımız mutabakat şu, TAPDK'nın düzenlemesi kullanıma ilişkin. Yani sanırım sizin sorunuza da cevap olur. Bir tescil engeli olarak biz bunu kabul edemeyiz. Çok açık bir şekilde kullanımdan bahsediyor. Evvelki düzenlemelerde ise yine tütüne ilişkindi. Örneğin tescilli Philip Morris markası sigara dağıtım şeylerinde kullanılamıyor. Bu düzenleme kullanıma ilişkin bir başka eleştiri ise şuydu. Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu yalnızca tütün ve alkol ilişkin. Örneğin Anadolu sigara ya da yeni rakı veya benzer bir şey Efes. Bir şeker emtiyasına başvuru yapıldı. Acaba bu tütün ve alkol piyasası düzenleme kurulu evvelki markaya mı müdahale edecek yoksa yeni tescil edilen markaya mı müdahale edecek? Sıkıntı esasında burada çıkıyor ortaya. Karşılıklı diyalog şeklinde gelişmesini istemezdim ama yönetmenin ilgili maddesi... Yasettin Bey, konuşmacılarımız ne diyor bakalım? Teşekkür ederim. Yani bir şey olmaz zaten. Buyurun, önce kimden başlayalım? Sayın hocamın öğrencisiyim. Şey soracaktım. Bununla ilgili bize de yine bir soru gelmişti BDDK'dan. Biliyorsunuz kanunlarında banka kelimesi onlardan izin alınmadan kullanılamıyor. Ama bizim çok sayıda banka tescilli markalarımız olduğunu ve bunların terkin edilmesini talep etmişlerdi bizden sicilden. Pide Bankası, Gayrimenkul Bankası, Süt Bankası gibi markalarımız var. Ya bu konuda biz de kullanımı öne sürmüştük. Hani kullanıma bakmadığımız için bizim orada yapabileceğimiz bir şey yok ama yani bizim bu söylediğimiz gerekçe de doğru mudur şey anlamında? Yani hani çok yasal çerçeveye sokabilir miyiz? Onlar tatmin olmuyorlar çünkü. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilirsem. Teşekkürler. Şimdi son kısmından başlayalım. Dün aramızda tartışırken, konuşurken Türkay Bey daha önce bilgi olarak rapor verdiğimiz bir dosya ile ilgili aleyhe kararını ve Yargıtay'ın onadığından bahsetti. Bu bizim meslek grubu ile ilgili, avukatlarla ilgili. Avukatların marka kullanması yasak. Avukatlık kanunda hüküm var. Sadece bazı başka mesleklere ilişkin değil, bizim mesleğimize ilişkin de. Fakat bu markayı tescil ettirmeye engel değil. Yargıtay da bu şekilde onadı. Dolayısıyla aynı noktaya geliyoruz. İçerisinde banka geçiyor diye kelimenin tesciline engel oluşturacak bir hükmümüz yok. Kullanımına engel olmak ancak BDDK tarafından bu sağlanabilir. Aynı şey tütün kurulunun almış olduğu şeyle ilgili de tescil engeli olarak burada bir düzenleme yok. Ancak kullanımla ilgili sınırlandırma yapılabilir mi? Eskiden tescil edilmiş bir markanın müktesep hak olarak varlığına rağmen bu mümkün müdür derseniz burada TRIPS'in 8. maddesinde hüküm var. Üye ülkelerin halk sağlığı vesaire konularda gerekli düzenlemeleri, önlemleri, tedbirleri alabileceğini söylüyor. Dolayısıyla buna dayalı olarak bile kanun koyucu çıkarmış olduğu bir kanunla önceden verilmiş olan bir markanın kullanılmasını sınırlandırabilir. Kaldı ki hani hep eleştiriyoruz ama bir taraftan da Roma hukukundan gelen ve son yıllarda da çeşitli ortamlarda söylenen bir söz var. Kanun koyucu tartışmaz, emreder. Kanun koyucu emretmişse artık yapacak bir şey yok. Bizim eleştirimiz daha ziyade kanunu adam gibi koydurtmayanlara ve adam gibi uygulamayanlara yönelik. Onu belirtelim yoksa kanun koyucunun yerine geçip de daha üstün bir iradeyiz
şeklinde bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Kanuna karşı saygınız, yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet, peki teşekkür ediyorum. İsterseniz unutmadan cevaplayayım İsmail Bey, sonra katkı olabilir. Yoruma aynen katılıyorum. Yani özellikle 4250'nin 6'ya 9'u uygulamaya ilişkin ve mantalite şu, alkollü içkilerle alkolsüz içkiler ve gıda maddelerinin içeriği, alkollü olup olmadığı meselesiyle gençler için özendirici kullanımlar olmamalı. Bütün mesele kullanıma yoğunlaşıyor. Aksi halde ne olur biliyor musunuz? İşte şeyden, Yargıtay'dan geçen Onanan hocamın bahsettiği dosyada olduğu gibi avukatlar kendi meslek birlikleri içerisinde bir düzenleme yaparlar. Şu markalar böyle kullanılmayacak. Efendim, ilaç sanayi kendi içinde ruhsatla ilgili marka hukukuna tamamen yabancı, bambaşka düzenlemeler yaparlar. Tütün, alkol, bu bitmez. Eczacılık, hepsi olabilir. O nedenle bunlar bir kere tescil engeli olarak dikkate alınmamalı. Yasa koyucu da eğer tescil engeli olmasını düşünüyorsa şey var, 556 sayılı kendi KHK'sı var. Ona koymalı. Yani onun dışındakiler tamamen o ilgili sektöre ilişkin iç düzenleme ve TP çok doğru olarak onları dikkate almamalıdır. Ve o hükümler de sadece uygulamaya, yani gerçekten somut olarak özendirici kullanımlar varsa, daha önce bilinen, örneğin açık konuşalım, Efes. Efes'in o logosuyla, her şeyiyle biranın alkolsüz bir içecekte olması halinde bir kere tüketici karışır. Hani baştan, sunuşun başında söylediğimiz gibi tüketiciyi koruma. Ama uygulamayla ilgili. Yoksa yine vereyim örnek, Kayra. Tekstil de var. İçki de var. Yıllardır kullanıyorlar. Evet. Yani şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ya da başka markalar verilebilir. Ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Çünkü önümde böyle bir dosya var. Bu soyut bir açıklamaydı. Onun için somut olayda ne karar vereceğiz, bakacağız. Şimdi öteki soru, kazanılmış hak meselesi. Evet, burada çok doğru isabetle belirttiniz. Sorunlar, pürüzler, yapay bariyerler dışında bir bakıyorsunuz kazanılmış hak düşüncesiyle dümdüz oluyor. Bariyer falan kalmıyor. Şimdi kazanılmış hak olabilmesi için işte direktifin 9. maddesini zikrettim. Kullanacak bir kere. Kullandığını bilecek, uzun süre sessiz kalacak, taraflar arasında çekişmesiz hale gelecek. Yoksa 2 yıl önce yapılan başvuru daha yeni tescil edilmiş kazanılmış hak. TP'nin kararlarında da var, kimi yargı kararlarında da maalesef. Kriterler açık. Bir kere kullanılmayan marka kazanılmış hak teşkil etmez. Bunu muhakkak görmemiz lazım. İşaretler aynı olacak. Hizmet mallar aynı olacak ki kazanılmış hak olsun. Ve diğer taraf bunu bildiği halde yeterince uzun süre suskun kalsın. Ama bu kriterler her olayda, haklısınız, birebir uygulanmıyor. Bu da ayrı bir sorun diye düşünüyorum. Başka bir soru daha vardı galiba ama. Evet, kurumlar arası, ama onun cevabını verdik zaten. Sizin yaptığınız toplantı sadece TP'deki bir istişare toplantısı. Kurumlar birbirlerine tabii yasayı nasıl uygulayacağı konusunda ancak istişari görüşler verebilirler. Ama sonuçta her kurum kendi mevzuatını kendi çerçevesinde uygulayacak. Ama hep şeyi unutmayacağız. Çatıyı unutmayacağız. Anayasayı unutmayacağız. Rekabet ortamını bozucu tamamen ön yargılarla yorumlar yapmayacağız. Yani ben uygularım bu yasayı, hiç önemli değil. Fincancı katırları gibi ya da filler gibi züccaciye, dükkanına girerim, kırarım, yıkarım. Hayır, böyle bir şey yok. Bunu yaparsanız bir kere konsensusu bozarsınız. Yani sizin sorunuza cevap olarak da. Anladım. Bu tepkileri herhalde dikkate alacak ve sağduyuyla asıl olması gereken biçimiyle uygulayacaktır.
Bu konuyla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi konuşmada, ilk konuşmada dedim ki bir Taksim 95 sayılı ortaklık konseyi kararına ek 8 hükümleri var. Bunun maddeleri burada diyor ki bu kanun kararda hüküm bulunmayan hallerde iki taraf fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının kapsamı, koruma düzeyi ve uygulanması ile ilgili olarak TRIPS anlaşma hükümlerini uygulayacaklar. Bir çatışma olduğunda TRIPS hükümleri nazar alınacak. Şimdi TRIPS'te de diyor ki 8. maddesi halk sağlığı veya işte hayat önem taşıyan sektörlere halkın ilgisini artırmak için gerekli önlemler ancak bu anlaşma hükümlerine uygun olmak kaydıyla alınabilir. Şimdi bu TRIPS yasa hükmünde. Şimdi öbürü de yasa. Şimdi artık bunu yekne saklaştırmak herhalde idareye düşüyor. Yargı organları için çok zor bu. Konu çözebilmek. İnsan haklarına ilişkin sayarsak Fethi Bey. Evet. İşte 91. Yasa, madde çerçevesinde. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani tescilli markanız var. Uygulanması mümkün doğru. Evet, tescilli markanız var ama Siyasettin Bey izin verir misin? Şimdi tesciline izin veriyoruz, tamam tescil ettirelim dedik ama kullandırmadıktan sonra markanın tescilinin anlamı da yok. Yani o yüzden bunlar önemli. Şimdi soru varsa başka bir konuya geçeceğiz. İsmail Fidan Bey var orada. İsmim İsmail Fidan. Tüm Sayın Başkan'a ve bu birbirinden değerli iki konuşmacıya çok istifade ettiğim tebliğler için teşekkür ediyorum. Ben kendi öngörümü söyleyerek belki küçük bir katkı yapacağım. Hakim Bey 71B bendinden muzdarip. Yok, ama sistem muzdarip. Yok yok. Siz ekstra muzdaripsiniz. Hayır. Şimdi, siz ekstra muzdaripsiniz ama ben de kendi öngörümü söyleyeceğim. Niye böyle olduğunu da söyleyeceğim. Ben 71B bendiyle biraz ilgilenirken aklıma şey geldi. 71B bendinin değişikliği. 71B bendi bugüne kadar 3 kez değiştirilmiş tek bend. 556 sayılı KYK'da. İlk halinde düzenleme şöyle. Aynı veya ayırt edilmeyecek kadar aynı mal ve hizmetlerle, mal veya hizmetle ilgili olarak. Şimdi 71B bendinin ilk halinde sadece aynı mal veya hizmetten bahseder. Sonra işte bu 4128 sayılı kanun geliyor. Orada da diyor ki aynı veya aynı türdeki mal veya hizmet diyor. Burada aynı tür kavramı giriyor. 5194 sayılı kanunla da diyor ki aynı veya elde edilmeyecek kadar benzer olan kavramlar. Şimdi ben bunları düşündüğümde hukuk mantığım aslında 71B bendinin yasal olarak her zaman genişlediği gibi bir sonucu oluşuyor ki benim siz iptal ettirdikten sonra muhtemelen yeni düzenlemede biz 8 alacağız 7'ye koyacağız. Ama bu şeyi gösteriyor aslında. Bu Önder Bey'in dedikleriyle şeyi gösteriyor. Yasa koyucunun orada bir muhtemelen eski marka sahiplerinin haklarını korumak konusunda ekstra bir duyarlılığı olduğunu gösteriyor. Ha bu duyarlılık doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır ama sanki benim bu gelişimin gösterdiği şey 71B bendinin bu haliyle kalacağı belki daha da kötü gidecek. Yani o dediğimiz anlamda da iyi bir sistemin kurulmasının çok da mümkün olmadığı gibi kötümser bir yorumla da bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle 71B üzerinde hani espri olarak söyledim. Evet benim markam yok. Sonuçta ben sistem iyi işliyor mu işlemiyor mu ona bakıyorum. Önümdeki gelen dosyaları da karar veriyorum. Sonuç Yargıtay onarsa onar vesaire. Ama sorun şu. TP'nin tescilli markaları korumak gibi tamamen enforcement fazına yani tescil sonrası yapılacak işlemlere benzer markaları kullananlara karşı açılacak davaları vesaireyi düşünelim. Bunlarla ilgili bir görevi yok. Bazı ofislerim var. Mesela ihlal var mı yok mu diye bir ön karar alınan ofisler var. TP'de o bile yok. Şimdi sorun şu hani dedim ya daha konuşmanın başında biz girdiğimiz sisteme ayaklarımız girmiş, kafamız hala 551 kanunda. Onun için önce yeni sistemle çatışmayacak aynı mal, aynı işaret. Şimdi o Slovakya'da var işte, slide'da verdim. Belki o düşünülebilir. Ama siz yine de eğer 81B'yi alıp oraya koyarsanız, dediğim gibi ölü markalara daha çok saygı duymaya devam edersiniz. Önemli olan şu. Kullanan kişi yönünden ikinci tescil sahibinin bunun sonuçlarını
açıkça bilmesi ve kendisini korumayacağını o tescilin açıkça bilmesi, tazminata hükmedildiği gibi men ref kararlarının verilmesi. Yani girdiğimiz Avrupa sistemini topyekün uyacağız. Aksi halde yarısına uy, yarısına uyma. İşte sorun buradan kaynaklanıyor. Yasa koydun neredeyse. Tüm patentler iradesi. Anladım ama... Tecavüz ve ideal farklı bir müessese ama bizde ne yazık ki bu halinde. O da ne yazık ki Yargıtay kararları sonucunda kemikli bir süre ama yeni yeni belki dönecek kararlar var ama evet. O ayrımı sağladıktan sonra herhalde sistem daha iyi oturacak. Ama tasarıya bunları emniyet subaplarının hepsini yerleştirirsek 7.1b'ye hala ihtiyacımız olacak mı? Zaten olmayacak ve vekillerin çok anlamsız bir şekilde efendim 7.1b varken benim markam korunmamış ilana çıkmış. Bunlar artık tamamen belki yarı devlet müdahalesiyle yapılan marka tescili meselesi var ya, liberal ekonomiyle bunun alakası yok bu tür beklentilerin. 7.1b'yi siz orada muhafaza ettiğiniz sürece bu şikayetler devam edecek ve haklı olacak. Evet, şimdi tabii İsmail Bey'le zaman zaman karşıya geliyoruz ama biz dönem arkadaşıyız. Bakmayın dışarıda biz yine aramızda hallederiz meseleleri. Şimdi biraz da İsmail Bey'le bu konuda paralel düşünüyoruz Türkay Bey'e karşı. Hatta zaman zaman da tartışırız aramızda. Ben şahsen 7.1b hükmünün başka bir hükümle değişik yapılmadan çıkarılmasına karşıyım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin başka gerekçelerle sadece o hükmü iptal etmesi ciddi sıkıntılar doğurur. Birincisi 7.1b açısından tescilli bir markamız var iken şu anda bile yüzlerce binlerce kişi gidip bizim markamızın çok az farklısını tescil ettirmeye kalkıyor. Bu insan kalitesiyle ilgili bir şey. Toplumun bakış açısıyla ilgili bir şey. Marka kültürüyle ilgili bir şey. Ve bizim toplumun henüz buna hazır olmadığı kanaatindeyim ben. Çünkü yasak varken bile binlerce başvuru yapılıyor. Ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar ki sizin önünüze de geliyor. Sizler de zaten 7YK kararını birçok kez onaylıyorsunuz. Bunu kaldırdığımızda ne olacak? Eline marka başvurusunu alan 180 lirası olan internetten benim markamın aynısını gidip tescil başvurusuna konu edecek. Başvuru ilan edilecek 7.1b yok. Ben onu takip edeceğim markanın gerçek sahibi olarak hatta kullanan kişi olarak. Benim markamın aynısı ya da ayırt edilmeye kadar benzeri başvuru konusu yapılmış diye 360 lira itiraz ücreti ödeyip enstitüye itiraz edeceğim. Peki durduk yere benim kabahatim ne? Markanın sahibiyim kullanıyorum. Ha buna ilişkin bir tedbir alınacaksa 7.1b, bugünkü 7.1b anlamındaki bir itiraz ücretsiz yapılabilecekse ya da karşı tarafa yıkılacaksa gibi. Yahut ben sırf tescilli markamın aynısının ayırt edilmeye kadar benzerinin tescil edip edilmediğini takip etmek için bir marka vekili tutup ona aylık belli bir ücret ödemek zorunda kalıyorsam ben niye bütün bunlara katlanıyorum? Tapudaki gayrimenkulünüzle ilgili aynı şeyin olduğunu düşünün. Gelsin biri ortak olsun tapudaki gayrimenkulünüze. Efendim gidin aklınızı mahkemede arayın. Tapu sicil müdürlüğüne itiraz edin mi diyeceğiz? Hayır. Bizim toplumumuz bence buna hazır değil. 7.1b'nin bu şekliyle sadece oradan çıkarılması bütün sistemi allak bullak eder. Ama Türkay Bey'in baştan beri söylediği başkaca emniyet tedbirleri alınıyorsa, başkaca düzenlemeler yapılıyorsa eyvallah zaten 8.1a'da Patent Enstitüsü farkında olmadan bir yanlışlık eseri oraya bu hükmün aynısını koymuş. 7.1b kalkarsa 8.1a orada duruyor. Yeni bir düzenlemeye gerek yok o anlamda. Fakat toplumun hazır olmadığı kanaatindeyim. Zaten Türkay Bey'le yaklaşık 5 yıldır tartışıyoruz bu konuyu, konuşuyoruz. Aramızda çözemedik, bir de sizlerin huzurunuzda tartışalım istedik. Onun için konu buraya geldi. İnşallah Anayasa Mahkemesi başka sebepten iptal ederse Patent Enstitüsü bu kez daha düzgün bir hükümle aynı şeyi getirir diye ümit ediyorum. Teşekkürler. Hani aynı şey geri gelmeli diyorsunuz. Şu haliyle gelmeli ya da başka tedbirler alınmalı. Hocam bakın. Hayır, iptal edileceğini bekliyoruz. İptal edileceğini bekleyerek. Şimdi hocam bakın bu yanlışta biz hangi sistemdeyiz? Geri dönelim o zaman. Avrupa Birliği ile zaten bütünleşme. O rafa kalktı zaten. Tamam hepsini bırakalım. Tamam. Amerikan sistemine geçelim. Ben onu da o zaman tasvip ederim. Tamam. Ama siz bunu da söylemiyorsunuz. Hayır bunu da söylemiyorsunuz. Kaldı ki vekiller onları bir dinleyin. O kadar şikayetçiler ki birebir aynı marka tescil ediliyor zaten. 7.1b zaten işlevsel değil. Yani bunu görmeden 7.1b'yi alsak hiç merak etmeyin. Dünya göçmeyecek.
sadece ve sadece sistemin işlemediğine artık biz emin olacağız ve yeniden bu sistemi işler bir şekilde inşa edeceğiz. Umarım ki böyle olur. Son 5 dakikamız, belki bir soru alabileceğiz. Buyurun İbrahim Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Efendim Türkay Bey'in hakikaten sunuşundan çok etkilendim ben. Rekabet ve marka ilişkisini bu kadar kurması mükemmeldi yani. Çünkü aslında rekabetçilerin hep klasik düşündüğü tek şey vardır. Ya bu fikrimi ülkeye tükeyip tekelci haklar verir. Dolayısıyla ya başımızın belasıdır, bunlar az kalır diye düşünürler. Yani çok enteresan bir ilişkirdi. Çok yani ben beğendim, harika.